Kuruma kendi sigortalılıklarla kaynaklanan prim ilave payı cezasına ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir. Taksitlendirilen ve yapılandırılan borçlara yararlanmaya engel olmayacak. Yani borçlar taksitlendirilmişse bundan sonraki cari aylardan 5 puanlık indirimlerden yararlanabileceksiniz. Borçlanma ve İHA kapsamında ödenen primlerden dolayı bu indirimler yararlanmaz. Çünkü o borç muaccel olmuş, birikmiş. O borca herhangi bir indirim yapılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Yani hazinenin karşıladığı tutarı gider veya maliyeti ekleyemiyorsunuz. Teşvik tutarları hazinece karşılanır. Yani buradaki 5 puanlık indirim hazine karşılıyor. Bunu da örnek vermiş. Kısaca Bağkur'da işte 34 iken 5 puan indirimde 29,5. Tarım Bağ Kurulusu'nda da hakeza ile. Tarım Bağ Kurulusu'nda 24 gün olduğu için bu yıl için, 2017 yılı için yıllık kazancı işte 2329 lira. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü konuyu fazla anlattığımızda asıl amacının dışına çıkmış olur. Burada diğer bir örnek işte hazinenin 5 puanın indirimini ne şekilde karşılandığıyla ilgili. İşte limited şirket tarafından ülkemizde sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan Irak'ta çalıştırılmak üzere bir işçi 2017 Ocak ayına ilişkin prim ve esas kazancı 3000 liraymış. 3000 liranın %5 indirimi öncelikle 150 TL. İşveren tarafından GSS primi 2,5 ödenecek kısım. İşveren tarafından kısa vadeli sigorta kurları %2. İşveren tarafından ödenecek genel sağlık sigortası %5. Burada 435 yerine 285 lira ödeme yapıyor. Yararlanma şartları yine kuruma bildirgenin yasal süresinde verilmesi, borçlarının yasal süresinde ödenmesi, eğer ödenmemiş ise geçmişe dönük olan borçların tecil ve taksitlendirilmiş ve taksitlendirilmenin düzenli oluyor olarak ödenmesi, ayrıca çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğini veya bildirilen sigortaların fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitin olmaması gerekiyor. Yine 5 puan, 6 puan ilave indirimle ilgili buradaki başta biraz değinmek istiyoruz. Yasal dayanak 5510 sayılı kanun 81. maddesinin 2. fıkrası. 2013'e 30 ve 2016'ya 8 sayılı genelgele. 35-2013 tarihli 2013-4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla. Başlama tarihi 1-1-2013 finansmanın hazinece karşılanmaktadır. Burada örnekle şöyle açıklayabiliriz. İşte A gerçek kişi işvereni çalıştırdığı güç sigortası 2017 Ocak ayına ilişkin prim esas kazanç tutarının 2000 TL olduğunu varsayalım. Öncelikle 5 puanı 2000 TL üzerinden alıyor. Fakat 6 puanlık indirimi biliyorsunuz asgari ücret üzerinden aldığı için asgari ücretle çarpımı sonucu 6 puanlık indirimi alıyor ve ikisinin toplamı 206.265 kuruş oluyor. Hazine karşılığı tamamını hazine karşılamış oluyor. 690 TL ödeyecek yere SGK'ya 483 TL 35 kuruş ödeniyor. Biraz sonra göstereceğimiz iller bu kapsamda 5 puanlık indirimi yanında 6 puanlık indirimi de birlikte almakta. İşte kapsam dışı olanlar diyorlar. Yine aynı resmi sektörün iş yerleri, devlet ihale kanununa göre veya kamu ihale kanununa göre iş yapan, yapım, alım işleri yapan iş yerleri kapsam dışında. Ayrıca uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri de yine kapsam dışında. Yararlanma şartları yine 6 puanlıktan bahsediyoruz. 6 puanlıktan hangi iş yerleri yararlanıyor? İş yerinin bakanlar kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermiş olması gerek gösterilmesi.
İş yerinin mağlup yaşlı ölüm sigortası primlerinden 5 puan, yani %5 indirimi dediğimiz, o indirimde yararlanma şartlarına sahip ise 6 puanlıktan da yararlanıyor. Ayrıca işveren Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve prim cezası borcunun bulunmaması ya da bu borçların tecil ve taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması. Ayrıca e-borcu yoktur. Türkiye genelinde sorguladığı için bu 6 puanlık indirimi iş yeri bazında yapmıyor. Buradaki ayrım noktası bu. Türkiye genelinde borcu olmaması gerekiyor. 5 puanlık indirimdeki fark sadece iş yeri bazında. Bir iş yerinde borcu var, diğerinde yok ise sadece o iş yeri borcu olmayanlar veya herhangi bir yani fiili gösterilmeyen işçi veya gösterilmemiş işçiden dolayı sadece o iş yeri kapsıyordu. Diğer iş yeri kapsamıyordu. Buradaki ise Türkiye genelinin tamamı soruluyor. 2016 Mart ayından itibaren 10 sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır. Eskiden 10 sigortalı çalıştırılandan yararlanıyordu bu teşvikten, %6'lık teşvikten. 2016 Mart'tan itibaren kaldırıldı. İşte 1 sayılı, 2 sayılı ve 3 sayılı cetvelindeki iller, sizde İstanbul yok burada. İstanbul'un gelir durumu iyi olduğu için. Ayrıca yatırımda devlet yardımları hakkında kararlar uyarınca uygulanan teşvik var. Yasal dayanağı 5510 sayılı kanun 2. maddesi 14.2009 tarihli 2009 taksim 15.199 sayılı ve 15.6.2012 tarihli 2012 taksim 3.305 sayılı bakanlar kurulu kararları gereği 2009'a 2012'ye 1 sayılı tebliğle 2011'e 54, 2012'ye 30 ve 2012'ye 37 sayılı genelgeler istinaden yasal dayanıklar bulunan başlangıç tarihi 1-6-2011 karşılaması Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı birlikte karşılıyor. Örnekte inceleyelim. Değerli Mütteş Şirketi 2017 Ocak ayına ilişkin 16.322 kanun numarası seçerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı bir sigortalı için prim ödeme gün sayı 30 olarak gösterilmiş olduğunu varsayalım ve kazancının da asgari ücret olduğunu varsayalım. %5 indirimden yararlanıyor öncelikle. Her zaman öncelik %5'den. %5'lik indirim hazine karşılığı. %5 indirimden sonra kalan tutar ödemeyi de buraya oran üzerinden eksi 5 puanla 20.5 biliyorsunuz işveren payı eksi 5 15.5 15.5'ini de Ekonomi Bakanlığı karşılıyor. Burada yatırım yapıldığı takdirde 15.5'inin Ekonomi Bakanlığı'nca karşılanacak. Bu illerin zaten biraz önce göstermiştik. Sürelerini de biraz sonra göreceğiz. Kaç ayın karşıladığını, hangi yatırımlar olduğunu. 1777 lira 50 kuruş üzerinden 613 lira 24 kuruş ödeyeceği yere öncelikle 5 puanlık indirim, daha sonraki Ekonomi Bakanlığı'nın karşılayacağı 15,5 topladığını topluyoruz ve 613 TL'den çıkıyoruz. Demek ki burada ödeyeceği tutar 248 lira 85 kuruş oluyor. Peki bu kapsama hangi iş yerleri giriyor? İşte büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki teşvik belgesi. Teşvik belgesi düzenlenerek tamamlama vizesi yapılmış iş yerleri, gemi inşa yatırımları teşvik kapsamındadır. Kapsam dışı olanlar yine 5335 sayılı bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair
30. maddenin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışan ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında teşvikler uygulanmıyor. Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen teşvik belgesinin alınması bir, öyle maddeler halinde gidelim. Bir, Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması. İki, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması. Gemi yatırımları hariç burada. Üç, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme, burada Türkiye geneli diye altını çizelim tekrar. Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasının borcunun bulunmaması. Ayrıca 6.183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun 22. A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması. Burada SGK borcundan başka vergi borcunu da soruluyor. Ve e-borcu yoktur aktivasyonu için başvurunda bulunulmuş olması. Aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510, 6322, 6322 yine kanunlar gereği yasa süresi içinde kuruma verilmesi. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasa süresi içinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı ve sahte sigortalı bir bildirimde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması. Tüm yatırımlarda, pardon, tüm teşviklerde zaten bu maddeler var. Bundan sonra bu maddeleri tekrar etmeyeceğim, zamandan da tasarruf etmiş oluruz. Bölgeler burada 1, 2, 3, 4, 5. bölge olarak. Bölgelerin yararlanma süresi. Teşvik kapsamında sağlamlık destekleri nelerdir dediğimizde kapsama giren sigortalıların prim